Evet, anne babaların bir anlamda kabusu. Çocuklarımıza ulaşmak istiyoruz, arıyoruz, açmıyorlar. Tabii yani tedirginlik, tehlike, başına bir şey mi geldi dışında bir umarsızlık durumu da olabiliyor. Z kuşağı, yine bir açıklama bu. Z kuşağı başta olmak üzere kısmen Y kuşağı da olabiliyor. 18 ila 34 yaş arasındaki kişiler, gençler, biraz daha Y kuşağına doğru kişiler, orta yaşa doğru kişilerin 1/4'ü asla telefon açmıyormuş. Asla telefon açmıyormuş. Bu neden böyle bir şey ortaya çıkıyor ve onun yerine neler yapıyorlar? You Switch 2000 kişiyle bir araştırma yapmış. %70'i kısa mesaj tercih ediyormuş. Telefon yerine işte o WhatsApp ve diğer mesaj grupları. Şimdi telefon cevaplama alışkanlıkları düşük bu grupta. Şöyle bir bakıyoruz. Gençler, araştırmanın metninden aktaracağım. Dijital dünyada büyüdükleri için mesajlaşmaya ve sosyal medya uygulamalarına daha çok alışıklar. Yani bu telefonla konuşarak iletişim kurma durumunu bizim kuşaklar kadar, daha üst kuşaklar kadar yakın değiller. O yüzden anlık iletişimi ve daha kısa iletişimi seviyorlarmış. O yüzden 18-34 yaş aralığındaki kişilerden 1/4'ü telefonlarına asla cevap vermiyor. Diğer gruplarda daha az cevap veriyorlar diyelim. Tanımadıkları numaraları da internetten araştırıyorlarmış. Şimdi mesajlaşma daha çok tercih ediliyor. Bunu açalım biraz. %70'i telefon görüşmesi yerine az önce de söylediğim gibi mesaj, yani WhatsApp tarzı diyelim, mesajlaşmayı tercih ediyor. Bu arada o SMS de biraz epey geride kaldı. Bilmiyorum hala SMS kullanan var mı? Daha çok sosyal medya aplikasyonları, WhatsApp başta olmak üzere devam ediyor. Şimdi şöyleymiş bakın durum. Çoğu telefonları çaldığında bizim gençler duymazdan geliyor ve aramalara mesajla, yani illa cevap verecekse bazen hiç cevap vermiyor. Verince de mesajla cevap veriyor. Sosyal etkileşimlerin önemli bir parçası haline gelmiş durumda mesajlaşma. Çünkü grup sohbetleri ve anlık mesajlaşma, bir de o emojiler falan da olduğu için sosyal bağları güçlendiriyor imiş yapılan araştırmaya göre. Bir de az önce de aktardık, o bildirimlerden bir rahatsız olma, tedirgin olma hali var ya, ya ne oldu, bir şey mi oldu? Kötü haber endişesini göstermiş gençlerimiz. Yarısından fazlası beklenmedik bir arama aldıklarında kötü haber olacağını düşündüğü için açmıyormuş. Ama açmadığın zaman karşı tarafa kötü haber oluyor. O daha kötü, yani annene, babana ya da kim arıyorsa. Beklenmedik telefon aramaları gençlerde stres yaratıyormuş. Anksiyete yaratıyormuş. O yüzden mesajlaşma bu duygusal tepkileri de daha kontrol altında düzenleyerek daha tercih edilir. Rahat bir iletişim yolu imiş. Zaman yönetimi de bu arada ön plana çıkıyor. Şöyle ki telefon görüşmeleri genellikle daha uzun sürebilir. Karşıdaki kişi, özellikle anneniz babanız çok uzun konuşuyor, gereksiz sorular soruyor olabilir. Biz de yapıyoruz, bize de yaptılar. Mesajlaşma daha kısaymış. Tak tak, iyiyim, fena değilim, tamam, gittik geldik filan. Bir de gizlilik ve kontrol. Mesajlaşma gençlere iletişim üzerine daha fazla kontrol sağlıyor. Mesajları istedikleri zaman okuyup cevaplayabiliyorlar. Bir de üzerinde de oynayabiliyorlar. Geri almak da var zaten. O yüzden kendilerini daha rahat hissettikleri için telefonlara, özellikle Z kuşağı, kısmen de Y kuşağı yanıt vermemeyi tercih ediyorlar. Bu bizim de sıkça başımıza geliyor.